günler diliyoruz. TRT Spor Yıldız ekranına hoş geldiniz sayın seyirciler. Handbol Kadınlar Süper Lig'de 4. haftanın erteleme mücadelesi ve Ankara'dayız. Türkiye Handbol Federasyonu Spor Salonu'nda Ankara Büyükşehir Belediye Ego Spor Yalıkavak Spor'u ağırlıyor ve seremoni gerçekleştiriliyor. Pembe ağırlıklı formayla ev sahibi ekibin kadrosu görüntüye yansıdı. Tek tek isimleriyle beraber yerlerini alıyorlar. Ve şimdi de Ego Spor'un kadrosu, ev sahibi ekibin kadrosunu görüyoruz. Ve aslında kısıtlı diyebileceğimiz 12 kişilik bir kadro var. Anna Kozayeva, Bilgenur Öztürk, Yağmur Bembeyaz, Yasemin Kaya, Buse Dündar, Ayşenur Sormaz, Maria Holeşova, Gülay Türk, Hatice Işık, Branka Konatar, Açerya Kaya ve Merve Bayrak olacak bu 12 kişilik kadroda. Siyah ağırlıklı formayla izlediğimiz ev sahibi Ankara Büyükşehir Belediye Ego Spor'da. Ve konuk ekip Yalıkavak Spor Kulübü'nün 16 kişilik kadrosu şimdi görüntüye yansıdı. Kalede Sevilay İmamoğlu Öcal ve Esma Adnar, Çağrı Çinkan üçlüsü olacak. Bunun dışında Buket Yılmaz, Saliha Hatun Çelik, Fatma Gül Sakızcan, Esin Sadıç, Yasemin Şahin, Didem Hoşgör, Ruşah Sancak, Dünya Taşiç, Zehra Oğuz, Valeria Baranik, Yeliz Yılmaz, Kübra Yılmaz ve Gizem Yapıcı 16'lısı yer alıyor Yalıkavak'ta. Hakem ikilisi görüntüde Hamza Sükkan ve Halil Kılıç maçın hakemleri ve maçın gözlemcisi de Cahit Yücel olacak. Pankart açılıyor tabi 10 Kasım dolayısıyla. Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz. Ölümünün 83. yılında özlemle, minnetle ve rahmetle anıyoruz Mustafa Kemal Atatürk'ü. Pankart'ta da oyuncular bu mesajı iletiyorlar. Her ne kadar 83 yıl olsa da bedeni bizimle beraber olmasa da ruhuyla yine yaşatıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, rahmetle, minnetle anıyoruz. Ve bir dakikalık saygı duruşu. Rahat. Ruhu şad olsun Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 83. yıl dönümünde yine özlemle, saygıyla ve minnetle anıyoruz. Birazdan mücadele başlayacak Türkiye Handbol Federasyonu Spor Salonu'nda 4. hafta erteleme maçı Kadınlar Handbol Süper Lig'de ve şu ana kadar oynanan 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve topladığı 8 puanla Ankara Büyükşehir Belediye Ego Spor 5. basamakta yer buluyor. Yalıkavak Spor Kulübü geçen 6 haftada 5 galibiyet aldı. Açılışta mağlup oldu sadece. O da Kastamonu Belediye'ye 23-21'lik skorla son şampiyona boyun eğdi. Ve sonrasında gelen 5 maçlık bir seri var. Yalıkavak Spor Kulübü'nün önünde 10 puan ve 4. basamakta yer buluyor. Konuk ekip Muğla temsilcisi Yalıkavak Spor Kulübü. Aslında Ankara Büyükşehir Belediye Ego Spor için de söylenecek çok şey var. Çünkü geçmiş yılda, yani 2020-2021 sezonunda 1. Lig'de 24 maça çıktı. 22 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Mağlubiyet yaşamadı. 46 puanla ligi zirvede bitirdi ve adını Süper Lig'e yazdırmayı başardı. Ekrana Kıvanç Özcan yansıyor. Yalıkavak Spor Kulübü baş antrenörü. Çok deneyimli bir isim. 53 yaşında ve bir diğer yanda Vural Ünalan. Ego Spor baş antrenörü ki önemli bir mirası devraldı. Sezona başlarken ve geçtiğimiz sezonu Süper Lig'e adım atarken Ahmet Çaylak'la önemli bir mesai yürütmüştü Vural Ünalan'da. Ve sezon içerisinde yaşanan bir bütçe daralması ve tasarruf tedbirleri diyelim. Bazı oyuncular
kadrodan çıkartıldı ve Kıvanç Özcan şimdi görüntü. Yalıkavak Spor Kulübü baş antrenörü Kıvanç Özcan. O da çok deneyimli bir isim demiştik. Vaktiyle milli takımda da yer alan, yer bulan, mesai yürüten bir isim. Ankara Büyükşehir Belediye Egospor için sezona başlarken aslında ortaya konan kadro gerçekten çok dişe dokunur galibiyetler aldı. Seriler yakaladı ve bu serilerle beraber ligin zirvesine de ortak olmayı başarmıştı. Sonrasında Göreli Belediye karşısında burada alınan mağlubiyet, Kastamonu Belediye karşısında alınan deplasmandaki mağlubiyetler biraz zirvenin uzağında kalmasına sebep oldu Ankara Egospor'un. Tabii burada daralmanın da vermiş olduğu etki ve sonuç olarak Ahmet Şaylak'la da ayrılık aşamasına geldi bu daralma ve kadrodaki tasarruf tedbirleri. Bakalım bu sezon itibariyle yani Süper Lig çerçevesinde nasıl bir performans ortaya koyacak başkent ekibi, bizler de yakından takip edeceğiz. Vural Ünalan aldı bayrağı Ahmet Şaylak'tan yardımcısı ve İlker Kurtulmuş'la beraber Kayhan Hondorol da esami listesinde yer bulan isimler. Ev sahibi Ankara Büyükşehir Belediye Egospor'da. Pembe ağırlıklı formayla ezeceğiz Yalıkavak Spor Kulübü'nü ve ilk hücumu gerçekleştirecek. Başarılar diliyoruz her iki ekibe. Güzel bir handball olsun istiyoruz. Ve TRT Spor Yıldız ekranında sizlerle buluşturmayı umuyoruz. Maçın hakemleri Hamza Sükkan ve Halil Kılıç, Sivas bölgesi hakemlerimizden. Cahit Yücel maçın gözlemcisi ve Mücahit Akkum'la Beyza Özoylum'un da masada yardımcı olan masa hakemleri. Yeliz bıraktı. Dünya topu kaybetti. Hızlıcım şansı yakalıyor. Ev sahibi ekip atış topağlarda açılışı yapan Egospor oyuncu Maria Oleshova. Slovak sol kanat oyuncusu aldığı gibi kendi yarı sahasından topağlarla buluşturdu. Oleshova'nın golü, durum 1-0 ve Egospor öne geçiyor. Açılışı yapıyor başkent ekibi. Bu arada Bilge Öztürk yakın savunmada Yasemin'in önünde. Egospor'da daha ilk saniyelerde yakın savunma göze çarpıyor. Yeliz bıraktı. Dünya. Dünya'nın atışı Merve. Müthiş bir kurtarış yaptı. Merve Bayrak. Çok önemli bir isim Merve. Görüntüye yansıyor. Süper Lig'e taşırken de takımı Merve Bayrak'ın kurtarışları öne çıkmıştı. Yine mesaisine devam ediyor. Yalıkavak Spor Kulübü iki hücumda da eli boş ayrıldı yarı sahasına. Farkı ikiye çıkarma şansı şimdi Büyükşehir Belediye Egospor için. Gülay bıraktı. Oleshova. Atış Gülay'dan ama blokta zayıfladı ve dışarı gitti. Bloktan dışarı gittiği için de hücum yine Egospor'un. Bilge Öztürk hareketlendiriyor. O da yeni transferi Egospor'un. Gülay Türk bıraktı. Anna Kozeyeva faul. Anna Kozeyeva da yine Yeni Mahalle Belediye'den transferi Ankara Büyükşehir Belediye Egospor'un. Destek Gülay. Anna Kozeyeva. Anna Kozeyeva. Fark ikiye çıktı. Ukraynalı Anna Kozeyeva ligin toplamda 17. golünü kaydetti kendi adına ve farkı da ikiye çıkartıyor. Yakın savunması devam ediyor Bilge Öztürk'ün, Yasemin Şahin'in önünde. Şu ana kadar işe yaramış görünüyor bu birebir savunma. Yeliz Yılmaz müthiş bir gol attı. Tam köşeye gitti. Yeliz Yılmaz açılışı yapıyor Yalıkavak için. Farkı bire indirdi. Yeliz Yılmaz da 3. sezonu bu. 9. golü oldu. Toplamda bu sezon kaydettiği şu ana kadarki Yeliz Yılmaz'ın. Kozeyeva. Destek geldi Buse Dündar'dan. Bilge, Anna, çapraz geçişler. Gülay Türk atış ama etkili değil. Sevilay ilk kurtarışına imza atıyor. Sevilay İmamoğlu hocam. Arada bomboş pozisyon ama Merve. Merve Bayrak'tan bir kurtarış daha. Hızlı hücum şansı yakaladı Egospor. Bilge atış topağlarda fark tekrar ikiye çıktı. Bilge Nurostuk ve bu arada sarı kart çıkacak. Sarı kartı gören Nurşah Sancak oldu. Bu pozisyonda Nurşah maçın ilk kartını gördü ve hızlı hücumla golü buluyor Bilge Öztürk. Golü attı, farkı ikiye çıkardı Ankara Egospor'da. Yine yakın savunma devam ediyor Bilge. Yasemin Şahin'i şu ana kadar adım adım takip etti, hiç bırakmadı.
Ve bu da şu ana kadar işe yaramış görünüyor. Fatma Gül faul gidiyor geldi. Buse Dündar müdahale yapan isim. Yeliz Yılmaz bıraktı. Dünya atış topağlarda. Dünya Taşiç Sırp oyuncu farkı bile indirdi. Santre yapacak Ego Spor. İzliyoruz golün tekrarını. Yeliz bıraktı. Dünya yükseldi. Atış topağlara gitti. Fark tekrar bile iniyor. 5. dakikada toplam 5 gol izledik. Şu ana kadar Ego Spor üstünlüğü devam etti. Bilge. Maria. Branka. Gülay Türk. Ana Kozeyeva iyi sıyrıldı ama faul. Sarı kart çıkacak. Maçın 2. kartı. Valeria Baranić. Rus pivot. Maçtaki 2. sarı kartı gören isim. Eski bir Murat Paşalı. Maria. Yine bir faul. Maria Holeşova. Yerde kalmıştı. Hücum yine Ego Spor'un. Gülay Türk. Gülay zorladı. Yine bir faul. Buse hareketlendirdi oyunu. Ana Kozeyeva zorladı. Gülay. Pasif yarısı geldi bu arada bu hücum için. Branka. Branka'nın pası yerini bulmuyor. Bilge topu kaybetti. Daha doğrusu Bilge için çok zor bir top gönderdi Branka. Hızlı hücum Yalıkavak için. Farkı eritme şansı. Dünya'nın atışı bloktan dışarı gidiyor. Ve hücum tekrar Yalıkavak'ın. Bloktan top dışarı gittiği için hücumu tazeleyecek konuk ekip. Dünya Taşiç görüntüde. Fatma Gül Sakızcan hareketlendirdi oyunu. Bu arada oyun duruyor. Oyuncu değişikliği sırasında bir problem oldu ve uyarı geldi. Maçın gözlemcisi Cahit Yücel'den. Yalıkavak Spor Kulübü'nün oyuncu değişikliği sırasında yaşanan bir sıkıntı ve uyarı. 2 dakika cezası. Oyuncu değişikliği esnasında çizgi ihlali yaşandı ve bu ihlal dolayısıyla 2 dakika cezası alıyor Buket Yılmaz. Eksik oynayacak Yalıkavak Spor Kulübü. Oyuncu değişikliğinin gerçekleştiği bir çizgi var. Orta çizgiye yakın bir alan. Ve bu alan ihlali dolayısıyla 2 dakika cezası alıyor Yalıkavak Spor Kulübü. Eksik oynayacak 2 dakika boyunca. Yeliz bıraktı. Nurşah tekrar Yeliz. Yeliz Yılmaz destek geldi. Dünya Taşiç'ten. Yine top çeviriyor. Yalıkavak. Dünya. Yeliz. Yasemin. Tekrar Yeliz Yılmaz zorladı. Bir ayakta müdahale ama öncesi bir faul var. Pasif uyarısı geldi bu arada Yalıkavak hata için. Yasemin Şahin. Bilge Nur Öztürk müdahaleyi yaptı yine. Yakın savunmayı sürdürdü. Yeliz pası Fatma Gül. Fatma Gül Sakızcan. Faul. Ağlarla buluşan top. Gol geri kazanmadı. Pasif uyarısı devam ediyor. Dünya Taşiç. Taşiç. Yine bir faul. Branka müdahale yaptı. Pas hakkı kalmadı Yalıkavak Spor Kulübü'nün. Kaleyi görmesi gerekecek Yasemin'in bu pas sonrasında. Yasemin yükseldi. Atış topağlarda. Çok kritik bir gol. Yasemin Şahin ilk golünü attı. Farkı eritmeyi başardı Yalıkavak. Eksik hücum ve bu gol çok kritikti. Eksik savunma şimdi Yalıkavak Spor Kulübü'nde. Ana Kozeyeva bomboş ve golü atıyor. Tekrar öne geçiyor Ego Spor. Bu arada bir kart daha. Kartı gören 44 numaralı formasıyla Dünya Taşiç oldu Yalıkavak Spor Kulübü'nde. Ve Yalıkavak Spor Kulübü'nün kart hakkı kalmadı. Bundan sonraki her kartlık pozisyonda 2 dakika cezası yansıyacak Yalıkavak Spor Kulübü adına.
Taşiç. Yine yakın savunması devam ediyor Bilgenur Öztürk'ün. Yasemin Şahin önünde. Fatma Gül bıraktı Nurşah. Çapraz geçişler. Nurşah Sancak. Gole atıyor. Nurşah Sancak durumu 4-4 yaptı. Farkı yeniden eritmeyi başardı Yalıkavak ve Nurşah da ilk golünü kaydetti. Durum 4-4. 8 dakika geride kaldı. 8 gol izledik şu ana kadar. Tempo bir hayli yüksek. Anna Gülay Branka ile paslaştı. Gülay Türk. Maria desteğe geldi. Gülay Branka düzeltiyorum. Gülay Türk merkeze ulaştı. Pasını aktardı ama pivotta o topu alacak kimse yoktu. Top kaybı. Aynı atak şansı Yalıkavak için. Yasemin Şahin bıraktı Nurşah Sancak. Nurşah Sancak. Yalıkavak Spor Kulübü ilk kez öne geçiyor. Nurşah Sancak 2'de 2 yaptı bu dakikalarda. Üst üste goller buldu. İzliyoruz bu gol. Durumu 5-4'e getiriyor ve Yalıkavak Spor Kulübü maçın başından bu yana ilk kez öne geçiyor. Branka. Gülay Türk. Anna Kozayeva ve tekrar Gülay Türk. Hücumu daha geriden organize ediyor Ego Spor bu dakikalara kadar. 6-0'lık savunma Yalıkavak Spor Kulübü'nden yansıyan. Şimdi Bilge, tekrar Anna. Kanada doğru yüksek bir top geldi ama Maria bırakıyor Gülay. Tekrar Anna merkezde. Anna Kozayeva, Gülay Türk. Çapraz geçişler. Faul. Buse Dündar. Şimdi oyunu hareketlendirecek. Pasif uyarısı var bu arada atak için. Buse de Ego Spor altyapısından yetişen isimlerden biri. Bilge. Şimdi topla buluştu. Atış ama Sevilay gole izin vermiyor. İkinci kurtarışı Sevilay İmamoğlu Öcal'ın. Pas arası Maria'dan. Holeşova gole gidiyor. Maria Holeşova müthiş bir gol attı. Tekrar farkı eritti. Ego Spor durumu 5-5 yaptı. Maria Holeşova Slovak. Sol kanat oyuncu, kendi pas arası ve sonrasında getirdiği top durumu 5-5 yapıyor. Ev sahibi ekip 10. dakikaya geride bırakıyoruz. Başa baş mücadele devam ediyor. Nurşah şimdi kanatta bıraktı. Yeriz, Yeriz Yılmaz, Dünya Taşiç destek bekledi olmadı. Oyun devam ediyor. Yeriz Yılmaz, Buket Yılmaz'a doğru ama faul. Kart çıkacak, kartı gören Anna Kozayeva oldu. Ev sahibi ekipte ilk kart Anna Kozayeva'ya çıktı. Kübra Yılmaz bu arada oyunda. Konuk ekip Yalıkavak'ta. Yine bir pas arası denedi. Olmadı Holeşova. Yeriz kaleye gidiyor ama Merve. Merve Bayrak. Üçüncü kurtarışı. Gülay. Destek geldi. Ama faul var. Branka. Öncesinde bir faul. Buse Dündar hareketlendirecek oyunu. Anna Kozayeva şimdi tekrar Gülay Türk merkezde. Destek Branka'dan yine top çeviriyor Ego Spor. Hazırlık pasları sol kanat. Maria Holeşova. Pivota doğru bir pas ama pas arası. Faul idi. Yalıkavak Spor Kulübü hücumu kullanacak. Öne geçme şansını değerlendiremiyor ev sahibi ekip. Kübra Yılmaz. Yeriz Yılmaz. Üç tane Yılmaz soy isimli oyuncu var Yalıkavak'ta. Buket Yılmaz da pivotta yer alıyor. Kübra şimdi zorladı. Atış ama 7 metre. Maçtaki ilk 7 metre. Yasemin müdahaleyi yaptı. Yasemin Kaya'da kart görüyor. Sarı kart Yasemin Kaya'ya. O da geçmiş sezonda yine Süper Lig'e çıkmasında Ego Spor'un katkısı olan isimlerden biri. Ekrana yansıyan Yasemin Kaya ikinci kartı gördü Ego Spor'da. Maçın ilk 7 metresi Yasemin çizginin gerisinde. Merve dikkatli. Yasemin atışı Merve Bayrak. Merve Bayrak 7 metreye izin vermiyor. Durum 5-5. Kenardan top çıktığı için hücum Yalıkavak'ın. Deniz atış blokta zayıfladı. Sonrasında yine Merve'de kaldı. Uzun bir top Merve'den. Maria'ya müthiş bir pas ama Maria kavrayamadı. Maria Holeşova.
Geniz şimdi bıraktı Nurşah'a. Hızlıcım şansı. Kübra ve gol. Kübra Yılmaz. Atlagül güzel bir asist yaptı. Tam köşede. Burada Yeniz. Nurşah diğer kanada. Fatmagül o da Kübra'ya ve Kübra koşuyor. Gol de sonuçlandırdı. Çaprazda bomboş kaldı ve gol atıyor. Tekrar öne geçiyor Yalıkavak Spor Kulübü. Durum 6-5. 3 dakikayı aşkın süredir gol atamıyordu Erik Ekip. Şeytanın bacağını Kübra Yılmaz kırdı. Ana Kozayeva. Bıraktı Branka. 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 Tekrar denge var. Branka da ilk golünü kaydediyor bu arada. Ev sahibi ekipte. Kübra pası kanada Nurşah. Nurşah ama Merve. Yine eliyle çıkardı. Merve Bayrak. 5. kurtarışı. Buket Yılmaz oyuna girdi bu arada. Kübra. Yeniz. Atış ama 7 metre. Maçtaki ikinci 7 metreyi yine Yalıkavak Spor Kulübü kullanacak. Ekrana Hamza Sükkan'ın o beden dili yansıdı ki 6 metre yayını işaret etti. Yani 6 metre yayı içerisinde bir savunma müdahalesi 7 metreye getirdi. Şimdi çizginin gerisinde Yeniz Yılmaz var. İkinci 7 metre. Merve Bayrak yine dikkatli. Yeniz Yılmaz atış toparlarda. Çok iyi kullandı 7 metreyi. Yeniz Yılmaz tekrar Yalıkavak Spor Kulübü'nü öne geçiriyor. 7-6'lık üstünlük yakalıyor. 15. dakikada konuk Yalıkavak Spor Kulübü. Dükkanın başına yeni geçenler için hatırlatalım. Handball Kadınlar Süper Lig'de 4. haftanın erteleme mücadelesi. Hafta içi mesaisi Ankara Büyükşehir Belediye Ego Spor. Türkiye Handball Federasyonu spor salonunda Ankara'da Yalıkavak Spor Kulübü'nü ağırlıyor. Orada Maria atış direkt ama alan ihlali. Ağlarla buluşsa bile gol değeri kazanmayacaktı. Ve farkı ikiye çıkarma şansı yakalıyor Yalıkavak Spor Kulübü. Kübra Yılmaz. Kübra kanada inmeye çalıştı. Faul düdüğü var. Yine yakın savunması devam ediyor Bilge Öztürk'ün Yasemin Şahin önünde. Kübra. Yeniz Yılmaz. Nurşah. Yeliz'le paslaştı tekrar. Yeliz açık arıyor. Yalıkavak Spor Kulübü. Kübra. Kübra ama Merve. Dönen top Buket'te kaldı. Yine hücum Yalıkavak Spor Kulübü'nün. Bir kart daha ve bu Ego Spor'un son kartı olacak. O da Buse Dündar'a çıktı. Ve mola geldi. Maçın ilk molasını Yalıkavak Spor Kulübü alıyor. Buse Dündar görüntüye yansıyor. Kart hakkını doldurmuş oldu böylelikle Ego Spor'da. Bundan sonraki her kartlık pozisyonda 2 dakika cezası çıkacak. Mola Yalıkavak Spor Kulübü'nden. İkişer golü var şu ana kadar. Anna Kozeyeva ve Maria Holeşova'nın. Bunun dışında Nurşah Sancak ve Yeniz Yılmaz da ikişer golle Yalıkavak Spor Kulübü'nde öne çıkan skorer isimler arasında yer buldu. Herhangi bir kopma yaşanmadı. İlk 8 dakika itibariyle aslında önde olan ev sahibi Ego Spor'du. Sonrasında hep birer sayılık farklarla öne çıkan Yalıkavak Spor Kulübü oldu. Ve farkı ikiye çıkarma şansında sürekli Merve Bayrak'a takıldı Yalıkavak. Mola geldi. Mola öncesi 7-6'lık üstünlüğü var Yalıkavak Spor Kulübü'nün. Merve Bayrak'tan dönen top yine Buket Yılmaz'da kaldı. Hücumu tazelerken Yalıkavak Spor Kulübü mola hakkını kullanıyor. Kıvanç Özcan. Tekrar farkı ikiye çıkarma şansı yakaladı Yalıkavak. Bakalım bu mola süresi sonrası değerlendirebilecek mi Muğla temsilcisi? Kübra Yılmaz. Buket Yılmaz. Ama top kaybı. Ani atak şansı. Anna Kozayeva çaprazda. Anna Kozayeva, Sevilay İmamoğlu Öcal. Sevilay da gol izni vermiyor. Yeniz Yılmaz sete döndü. Yine yakın savunma devam ediyor Bilge Öztürk'te. Nurşah Sancak bıraktı. Kübra atış topağlarda. Hülya çarpan top. Merve Bayrak yanılttı ve golü buldu Yalıkavak. Farkı ikiye çıkartıyor maçın başından bu yana ilk kez.
16. dakikayı geride bıraktık ve 8-6'lık üstünlüğü var konuk Yalıkavak Spor Kulübü'nün. Kaleci kurtarışları görüntüye yansıdı. 6'ya 3'lük bir üstünlüğü var. Merve Bayrağ'ın Ego Spor kalecisinin Branka 3 oyuncu arasında faul. Branka konu atar. Karadağlı faule maruz kaldı. Gülay bıraktı. Anna Kozayeva yine Branka konu atar. Destek geldi Buse Dündar'dan. Maria. O da merkezde. Faul. Pasif uyarısı var bu arada. Ego Spor hata için. Maria Holeşova görüntüde. Anna Kozayeva. Anna Kozayeva. Farkı bile indiriyor. Anna Kozayeva da 3. golünü kaydetti. Sahanın en skorer ismi olduğu Ukraynalı. Kübra bıraktı. Yeliz. Fatma Gül yine sete döndü. Konuk ekip. Fatma Gül Sakızcan kendi gitti. Faul. Kübra. Yeliz Yılmaz. İki oyuncu önünde. Nurşah desteğe geldi. Yine çapraz geçişler ama çok yüksek bir top Kübra için. Top kaybı Yalıkavak'ta. Beraberlik şansı Ankara Büyükşehir Belediye Ego Spor'da. Gülay. Anna Kozayeva. Faul. Sahanın en skoreri demiştik Anna Kozayeva için. 3 golü var. İkişer golle Nurşah, Yeliz ve Kübra da karşı takımda skorer isimler arasında yer buluyor. Anna Kozayeva. Gülay Türk'le paslaştı. Merkezde yine Anna. Destek bekledi. Branka. Çapraz geçişler. Gülay yükseldi atış ama Sevilay. Dönen top alan ihlali. Ala ala buluşan top. Gol değeri kazanmadı. Sevilay da 4. kurtarışına imza attı. Beraberlik şansını değerlendiremiyor ev sahibi ekip. Yine yakın savunması devam ediyor. Bilge Nur Öztürk'ün Yasemin Şahin önünde. Maçın başından bu yana bu birebir savunma işe yaramış gibi görünüyor. Kübra. Kübra zorladı. Ve 7 metre kararı. 3. 7 metre. Yalıkavak Spor Kulübü kullanacak. İşte burada Kübra yerde kaldı. Müdahale Yasemin Kaya'dan. İtirazlardan sonra kart geliyor bench'e. Bench'te Vural Ünalan kart görüyor. Ankara Ego Spor'da. 3. 7 metre. Yeliz Yılmaz çizginin gerisinde. Yine Merve Bayrak dikkatli. Atış topağlarda. 2'de 2 yapıyor Yeliz Yılmaz. 7 metrelerde. Maçın da 3'te 1'lik bölümü geride kalmak üzere. 9-7'lik üstünlüğü var. Konuk Yalıkavak'ın. Buse, Bilge, çapraz geçişler. Gülay bıraktı Anna Kozayeva. Branka tekrar Anna. Gülay çaprazda. Gülay, faul. Gülay Türk. Ve Yeliz Yılmaz. 2 deneyimli isim. Branka bıraktı. Anna Kozayeva iki oyuncu arasında kaldı. Branka tekrar. Gülay merkezde. Zorluyor pası. Buse ama yine bir faul. Gülay Türk görüntüde. Pasif yarısı var bu arada. Atak için Branka'nın atışı. Sevilay ve 7 metre. Bu kez 7 metreye kullanacak. Ego Spor. İzliyoruz. Branka fake ile bizi yanılttı ve sonrasında atışı Sevilay'da kaldı ve 7 metre. Ego Spor'un ilk 7 metre atışı. Gülay Türk. Gülay'ın atış topağlarda. Farkı bile indiriyor Gülay. Gülay'ın ilk sayısı oldu bu. Bu sezon itibariyle 43. golü. Takımının en golcü ismi Gülay Türk. Bilge Nur Öztürk'te 45 golü var. Bu arada onu da es geçmeyelim. Bu arada Nurşah golü attı.
Sağ kanatta çok iyi yükseldi. Nurşah Sancak farkı tekrar ikiye çıkarmayı başardı. Durum 10'a 8. Yalıkavak üstünlüğü devam ediyor. Buse desteğe geldi. Anna Kozayeva Gülay'a bıraktı. Yine 6-0 savunma var. Konuk ekip Yalıkavak'ta. Gülay merkezde. Gülay. Faul. Orada 2 dakika cezası gelecek. Valeria Baranik. Eksik bırakacak Yalıkavak Spor Kulübü'nü. İkinci kez eksik oynayacak. Muğla ekibi izliyoruz. Buradaki müdahalesi Rus pivot Valeria Baranik. 2 dakika cezası aldı. Gülay. Anna bıraktı Gülay. Tekrar Baranik. Sağ kanat Bilge. Bilge ama Sevilay. Sevilay İmamoğlu Öcal. 5. kurtarışı. Merve Bayrağı yaklaştı. Farkı 2'de tutmayı başardı Yalıkavak. Sevilay'ın kurtarışlarıyla. Ve eksik oynuyor. Eksik hücum. Kaleyi boşalttı. Konuk ekip. Kübra. Yeliz'in atış topağlarda. Fark 3'e çıkıyor. Maçın başından bu yana ilk kez. Eksik hücum. Gol getirdi. Yalıkavak Spor Kulübü de Yalıkavak'ta. Ve farkı 2'ye indiren Anna Kozayeva oldu Ego Spor'da. İki dakika cezası devam ediyor Baranek'in. Bu kez kaleyi boşaltmadı Yalıkavak Spor Kulübü. Yeliz bıraktı Kübra. Kübra dar açığı ve golü buluyor. Kübra Yılmaz. Kübra da toplamda 3. golünü kaydetti. Böylelikle farkı tekrar 3'e çıkardı. Anna, Gülay, sol kanat, Maria Koleşova. Durum 12-10. İlk ya da son 7 dakikaya gelirken Ego Spor bırakmıyor. Nurşah. Kısa savunma devam ediyor Bilge. Yasemin'in önünde. 2 dakika cezası son buldu bu arada. Baranik'in. Buket Yılmaz da şimdi topla buluştu. Bıraktı Kübra Yılmaz. Destek geldi Yeliz Yılmaz. Yeliz'in atış topağlarda. Çok iyi bir çapraz geçiş organizasyonu daha. Yalıkavak'a gol getirdi. 13-10 tekrar farkı 3'e çıkardı. Yeliz Yılmaz. Mola geliyor. Bu kez molayı alan Ankara Büyükşehir Belediye Ego Spor oldu. 4 gole imza attı şu ana kadar Anna Kozayeva ve Yeliz Yılmaz ikilisi. Karşılıklı 4'er gol, sahanın en skorer isimleri olarak öne çıkıyorlar. 3'er golü bulunan Maria Holeşova ve Kübra Yılmaz'la Nurşah Sancak da yine skorer isimler olarak yer alıyor listemizde. Şu ana kadar geçen 6 haftada 4 galibiyet 2 mağlubiyet aldı demiştik Ankara Büyükşehir Belediye Ego Spor için. Açılışı Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi karşısında yaptılar. Yeni Mahalle'yi burada 38-37 biten maç sonunda başkent derbisine mağlup ederek zirveye ortak oldular. Araç Belediye deplasmanında 44-27'lik farklı skorla gülen taraf yine Ego Spor oldu ama o vakitten yani 3. haftadan sonra düşüşe geçti Ego Spor'un performans çünkü küçülmeye giden başkent ekibinde kadro daralması sonrasında rekabeti de azalttı. Görele Belediye karşısında alınan 34-32'lik içerideki mağlubiyet. Kastamonu Belediye deplasmanında 36-26'lık skor ve yine bir mağlubiyet. Son hafta Tekirdağ deplasmanında 36-26 galip geldi Ankara Büyükşehir Belediye Ego Spor. Ve şimdi erteleme mücadelesinde Yalıkavak karşısında 3 sayı geride başkent ekibi. Buse, Bilge, Gülay tekrar çapraz geçişler şimdi Ego Spor'da. Branik bıraktı. Onun da pası Gülay'a tekrar.
Kon atar. Ana Kozayeva tekrar. Branka kon atar. Gülay. Branka. Aranik müdahale yapan isim. Pasif uyarısı geldi bu arada. Ego Spor hata için. Son 5,5 dakika ilk yarıda. Gülay çaprazda. Paul. Yeliz Yılmaz ve Gülay Türk birçok kez karşı karşıya geldi şu ana kadar. Ana Kozayeva zor bir atış. Sevilla için kolay bir top ve 6. kurtarış. Fark 3'te kaldı. Mola sonrası Ego Spor tabelayı değiştiremedi. Son 5 dakikaya girdik ilk yarıda ve 3 sayılık avantaj Yalıkavak Spor Kulübü'nün hanesinde. Yeliz Yılmaz destek geldi Kübra'dan. Branka karşısında Fatma Gül Sakızcan tekrar bir faul. Branka kon atar. Müdahaleyi yapan isim. Buket Yılmaz şimdi. Koşu yaptı pivota doğru. Yeliz Yılmaz topla buluştu. Tekrar Buket ama 7 metre. Pivota doğru güzel bir pas geldi Yeliz Yılmaz'dan. Buket atış yapmaya çalıştı ve faul. Faul yapan Yasemin Kaya. Ve 1-7 metre daha kazanıyor Yalıkavak Spor Kulübü. Yeliz Yılmaz çizginin gerisinde. Yeliz'in atışı 3'te 3 yapıyor. Yeliz Yılmaz farkı 4'e çıkartıyor. Merve Bayrak görüntüde. Son 4 dakika ilk yarıda. Buse. Paul Buse Dündar. Altyapı oyuncusu. Genç isimlerden. Maria Holeşova. Holeşova. Müthiş bir gol attı. Karadağlı. Düzeltiyorum. Slovak sol kanat oyuncu. Maria Holeşova. Tekrar tekrar izliyoruz. Farkı 3'e indirdi. Maria Holeşova. Bu arada hemen karşılık geldi Fatma Gül Sakızcan'dan. Fark yeniden 4'e çıktı. Son 3 dakikaya giriyoruz ilk yarıda. 7 metre atışlarında 4'te 3 yaptı. Yeliz Yılmaz'la Yalıkavak ve 1-7 metreyi Gülay Türk'te golle sonuçlandırdı. Şu ana kadar ki geçen 27 dakikada. Bu arada Ayşenur oyuna girdi. Ayşenur Sormaz da yeni transferlerinden biri Ego Spor'un Gülay. Gülay Türk atış. Paul. Gülay Türk görüntüde. Branka hareketlendirdi oyunu. Maria Holeşova. Paul. Şu an pivotsuz oynuyor. Ev sahibi ekip pivot rotasyonunu şimdi çizgide değerlendirdi. Gülay Türk yerde kaldı. Yine bir faul. Pasif yarısı var bu arada. Ego Spor hata için. Branka hareketlendirdi. Ayşenur Sormaz atışı blokta kaldı. Baranik. Ayşenur Sormaz da Murat Paşa çıkışlı. O da yine aynı şekilde yeni transferi Ego Spor'un. Pas Gülay. Ve artık pasif uyarısı son buldu. Pas hakkı kalmamıştı. Ego Spor'un bu atakta da sonuç alamıyor ev sahibi ekip. Fark 4 sayıda kaldı. Son 1,5 dakika ilk yarıda. 15-11'lik üstünlüğü var Yalıkavak Spor Kulübü'nün. Ankara Büyükşehir Belediye Ego Spor karşısında. Buket. Yeliz şimdi çaprazda. Bıraktı Kübra Yılmaz. O da çapraza indi. Fatma Gül çok güzel başlatma yaptı ve golü attı. Fatma Gül Sakızcan. Farkı 5'e çıkartıyor Yalıkavak. İlk yarıda son 1 dakika kala. Fatma Gül Sakızcan'ın bu golü durumu 16-11 yaptı. Fatma Gül de ikinci golüne imza attı. Ayşenur, Gülay Türk. Yine hazırlık pasları Ego Spor'da.
Branka Baranik. Atış Bilge'den çok farklı bir şekilde dışarı gitti. Yasemin, Kübra, son 30 saniye ilk yarıda Yeliz Yılmaz için zor top ve top kaybı. Yalıkavak Spor Kulübü'nü durumu 17-11'e getirmek için çok önemli bir avantajı vardı elinde ama son 30 saniye kala bunu değerlendiremedi. Daha doğru bir ifadeyle basit bir top kaybı. Hücum yine Ego Spor'un. Son 15 saniye ilk yarıda Anna Kozeva bıraktı Gülay Türk. Hatalı yürüme. Fazladan bir adım ve hücum yine Yalıkavak'ın oldu. Uzun bir top Buket'e. Buket müthiş bir gol attı. Sevilay'dan müthiş bir pas. Buket Yılmaz'dan müthiş bir gol. 17-11 ve ilk yarı skoru bu şekilde yansıyor. Sevilay'dan çizgiye müthiş bir pas geldi. Aslında zor bir pozisyon Buket için ve o da golle sonuçlandırdı. İlk yarı skoru Ankara Büyükşehir Belediye Ego Spor 11, Yalıkavak Spor Kulübü 17 ve ikinci yarıda tekrar bekliyoruz. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Handbol Kadınlar Süper Lig 4. hafta erteleme mücadelesinde ilk yarıda Yalıkavak Spor Kulübü'nün Ankara Büyükşehir Belediye Ego Spor deplasmanında 17-11'lik üstünlüğü vardı. 6 sayılık avantajla soyunma odasına gitti konuk ekip ve rakamlar görüntüye yansıyor. %57'lik bir hücum oranı ki çok önemli bir oran. 19 hücumda 11 ve bir diğer yanda hızlı hücumlarda da 6'ya 3, 5'e 3'lük bir oran var ki burada hızlı hücumlarda daha öne çıktı Ego Spor'un performansı. 7 metrelerde 4-7 metrede 3 gol buldu Yeliz Yılmaz'la Yalıkavak. 1'de 1 yaptı Gülay Türk'le Ego Spor ve kaleci kurtarışlarında 17'ye 6'lık Yalıkavak Spor Kulübü'nün ve Sevilay İmamoğlu Hocal'ın bir üstünlüğü var. %35'lik bir oranla %26'da kalan 23 atışta 6 kurtarış ve Merve Bayrağ'ın performansı da bu şekilde yansıdı. 2 dakika cezalarında toplam 4 dakika eksik oynadı Yalıkavak Spor Kulübü. 2 kez 2 dakika cezası alarak ve sarı kartlarda da 3'er kez her iki ekipte kart limitlerini doldurdu. Ve Ankara Büyükşehir Belediye Ego Spor'da ilk yarıda herhangi bir 2 dakika cezası almadı ve eksik oynamak zorunda kalmadı. İlk yarıya düşen notlar bu şekildeydi rakamlarda baktığımızda. Ama öne çıkanlarda baktığımızda İlk dakikalarda başa baş mücadele ve skoru da yansıyan o rekabette ilk 20 dakikada hemen hemen aslında dengeli bir mücadele ve skor vardı. Sonraki kalan 10 dakikada yani ilk yarının son 10 dakikasında farkı iyiden iyi açtı Yalıkavak Spor Kulübü ve 17-11'lik üstünlüğe 6 sayılık avantaja ulaştı ilk 30 dakika itibariyle. İkinci yarıya Ankara Büyükşehir Belediye Ego Spor başlayacak. Maçın hakemleri Hamza Sükan ve Halil Kılıç Sivas bölgesi hakemlerimiz ve Samsun bölgesinden maçın gözlemcisi Cahit Yücel ile beraber Mücahit Akkum ve Beyza Özoylu'nu da maçın görevlileri arasında yer buluyor. İlk mücadele ilk düdükle beraber ikinci yarının ilk hücumu Ankara Büyükşehir Belediye Ego Spor'dan yansıyor. Anna Kozeva bıraktı. Gülay atış top direkten döndü. Boş ayrılıyor yarı sahasına. Ego Spor karşı atak şimdi Yalıkavak'ta. Kübra'nın atışı dışarıda ve faul düdüğü geldi. Rotasyonda bazı sıkıntıları var hiç kuşkusuz. Ego Spor'un sezona başlarkenki kadro kalitesi bir daralma sonucunda sonuçta sekteye uğradı. Kübra faul. Buse'nin müdahalesi. Yakın savunması devam ediyor Bilge Öztürk'ün. Ekranın sağında gördüğünüz gibi Yeliz yerde faul. Holeşova müdahale yapan isim. İlkenin önemli isimlerinden biri. Holeşova 4 gole imza attı. Anna Kozeva ile beraber. Yeliz'den pas Buket Yılmaz'a ama Buket için zor bir toptu. Hızlı hücum şansı. Müdahale Nurşah Sancak'tan. Pas arası yaptı Nurşah ve Yalıkavak yine atak tazeleyecek. Nurşah şimdi bıraktı Kübra. Kübra yerde ve 7 metre. 2 dakika cezası alıyor bu arada Ego Spor'da ilk kez Buse Dündar. İzliyoruz pozisyonun tekrarını. Burada Buse'nin müdahalesi. Kübra yerde
ve karar 7 metre. Ayrıca 2 dakika cezası aldı Buse. Takımını ilk kez eksik bırakarak. Merve Bayrak kalede. Çizginin gerisinde Yeliz. Toplam 6 golü var. 3'ü 7 metreden geldi. Bu da 4.'sü. Toplamda da 7. golü imza atıyor Yeliz Yılmaz. Farkı 7 sayıya kadar çıkardı. Yeliz Yılmaz bu arada Merve değişiklik istedi. Daha doğrusu hücumu zenginleştirmek için kaleyi boşalttı. Ego Spor, Ayşenur Sormaz oyunda. Ana Kozayeva, Gülay Türk. Gülay destek bekledi. Faul düdüğü geldi. Branka Konatar bu dakikalarda pivotta oynuyor. Ankara Büyükşehir Belediye Ego Spor'da. Ayşenur. Ana Kozayeva kanada indi. Orada Maria. Maria çok güzel çevirdi ve golü buluyor. İkinci yarının ilk golü Ego Spor'da Maria Horeşova'dan geldi. İzliyoruz bu açıdan. Daha net göreceğiz. Çevirmeyle topu fazlalı bir şekilde yere sektirdi ve Sevilay İmamoğlu Hocalı böyle avladı. Farkı 6'ya indirdi Holeşova. Fatma Gül. Kübra, Yeliz yine çapraz geçtiler. Yasemin dönmeye çalıştı. Faul. Yasemin Kaya. Yasemin Şahin. Kanatta Nurşah. Nurşah Sancak aşırttı ve gol atıyor. Nurşah tekrar farkı 7'ye çıkardı. Toplamda da 3. golü imza attı Nurşah. O da çok güzel bir aşırtma ve golü buldu. Yalıkavak Spor Kulübü sezonun açılış maçında Kastamonu Belediye karşısında 23-21 mağlup oldu. O maçtan sonra 5 maçta da galibiyet aldı. 5'te 5 yaptı ve topladığı 10 puanla ligin 4. basamağında yer buluyor bu haftada. Bu hafta içi mesaisine girilirken. Yasemin atış toparlarda zor pozisyonda Yasemin Kaya golü buldu. Ankara Büyükşehir Belediye Egospor'da da dediğimiz gibi o daralma dolayısıyla kadro rotasyonu sıkıntı yaşıyor. Vural Ünalan emaneti devraldı Ahmet Şaylan'dan. Özellikle pivotta Cenin Akgün Göktepe'nin Kastamonu'ya transferi. Yabancı oyuncuların yine yurt dışına tekrar dönüşleri büyük sıkıntı yarattı. Egospor'da Yeliz Yılmaz çaprazda golü buluyor. Fark yeniden 7'ye çıktı. ...20-13'lük avantaj. İkinci yarıda 4,5 dakikalık bölümde 3'e 2'lik bir üstünlüğü var Yalıkavak Spor Kulübü'nün Ego Spor karşısında. Gülay Türk merkezde. Faul. Gülay Türk yerini Ayşenur Sormaz'a bırakacak bu dakikadan itibaren. Hücumda Ayşenur Branka sağ oyun kurucu noktasında. Yasemin de pivotta top bekliyor. Branka topla buluşu bıraktı. Anna Kozayeva atış top ağlarda. Anna Kozayeva 5. golü imza attı. Farkı 6'ya indirdi. Savunması devam ediyor Bilge Öztürk'ün. Nurşah Sancak bıraktı Kübra. Faul. Nurşah desteğe geldi. Kübra. Şimdi Fatma Gül. Fatma Gül ama direkt gole izin vermiyor. Fark 6 sayıda kaldı. 6 dakikalık bölümde 3-3'lük beraberlik var. İkinci yarı performansında 20-14'lük üstünlük. Konuk ekip Yalıkavak Spor Kulübü'nün 6 sayılık avantajı devam ediyor. Anna bıraktı. Ayşenur yüksek bir top Bilge. Bilge Öztürk hücumda çok fazla verimli olamadı şu ana kadar.
45 golü var Bilge Öztürk'ün şu ana kadarki performansıyla ve sadece bir gol attı. Bu arada top kaybı yaşandı. Anna Kozeyeva yüksek bir top gönderdi Yasemin Kaya için ama bu top dışarı gitti. Yeriz. Kübra. Kübra kendi gidiyor ve gol attı. Kübra Yılmaz. Fark yeniden 7'ye çıktı. İkinci yarının başındaki tempo ilk yarının o alışık olduğumuz temposuna biraz uzak kalıyor. Bu kesin. Çünkü ilk dakikalarda başa baş mücadele ve skor avantajı da yine herhangi bir ekipte yansımamıştı. Bu arada müthiş bir blok geldi. Valeria Baranik'ten hızlı hücum. Fatma Gülsakızcan golü atıyor. 8 sayılık avantaj yakalıyor Yalıkavak Spor Kulübü. Adeta duvara çarptı az önce Ayşenur Sormaz'ın şutu. Valeria Baranik. İkisi de Murat Paşa geçmişi olan oyuncular. Ayşenur. Gülay. Gülay çaprazda ağlarla buluşan top gol geri kazanmadı. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi Halil Kılıç görüntüde. Maçın hakem ikilisi Hamza Sükan ve Halil Kılıç 2003 yılından beri hakem ikilisi olarak görev alıyorlar. Anna Kozeyeva kanada indi. Maria. Maria ama Sevilay. Sevilay İmamoğlu Öcal. Yeni bir hızlı hücum şansı yakalıyor Yalıkavak Spor Kulübü. Kübra bıraktı. Baranik. Faul. Valeria Baranik ilk kez hücumda öne çıktı. Daha doğrusu savunma dışında. Hücuma yardım etmek için koşu yaptı. Bu arada Didem Hoşgör oyuna girdi ve topla buluştu şimdi. Kübra Yılmaz yerine Didem Hoşgör. Şimdi yine topla buluşuyor. Bıraktı Yeriz. Baranik top bekledi olmadı. Fatma Gül zor top. Fatma Gül 3 oyuncu arasında faul. Yeriz. Yeriz Yılmaz. Didem elinden kaçırdı. Hızlı hücum şansı değerlendiremiyor ev sahibi ekip. Ayşenur. Anna Kozeyeva. Faul. İkinci yarıda 9 dakikalık bölüm geride kaldı. 22-14'lük üstünlüğü var. Konuk Yalıkavak Spor Kulübü'nün 8 gollü bir avantaj. Gülay merkezde. Pası Valeria Baranik. Müdahalesi yerde kaldı Yasemin Kaya. Ayşenur. Yeriz karşısında ve faul. Pasif uyarısı geldi bu arada Ego Spor hata için. Gülay bıraktı. Pas arası Fatma Gül'den. Hızlı hücum şansı. Nurşah Sancak. Nurşah Sancak ve fark 9'a çıktı. Mola geliyor. Molayı alan Ego Spor oluyor. İzliyoruz. Fatma Gül pas arası yaptı. Yeniz Yılmaz boş kalan Nurşah'ı gördü. Nurşah Sancak da çaprazda golü attı. Durumu 23-14 yapıyor. Yalıkavak Spor Kulübü. Maçın 3'te 2'lik bölümü geride kalmak üzere çok önemli bir avantaj yakalıyor. Muğla temsilcisi. Ego Spor molası. Ural Ünalan görüntüde Ahmet Şaylan'dan bayrağı devraldı. Süper Lig'e çıkarken de yardımcısıydı Ahmet Hoca'nın. Dediğimiz gibi sezona başlarken flash bir galibiyetler ve çok iyi bir kadro kalitesi vardı ev sahibi ekipte. Özellikle pivottaki eksikler, Ceren Akgün Göktepe'nin Kastamonu Belediye'ye transferi, sonrasında yabancı oyuncuların yine yurt dışına tekrar dönüşü, Ankara Büyükşehir Belediye Ego Spor'un küçülmeye gitmesi ve ardından yaşanan istifa Ahmet Çaylan'dan. Şu an için rotasyon anlamında da çok üst düzey bir imkanı yok. Başkent ekibinin nispeten
16 kişilik kadrosuyla yine Yalıkavak Spor Kulübü daha dinlenmiş bir görüntü çiziyor. Mola sonrası hücum Ankara Ego Spor'dan yansıyor. Ayşenur, Anna Kozayeva, Gülay, müthiş bir pas geldi Yasemin Kaya. Çok güzel bir hücum. Ego Spor'dan Yasemin Kaya. Pivotta bomboş kaldı. Gülay onu gördü ve golü attı Yasemin. İdem bıraktı. Fatma Gül hemen karşılık verdi. Fatma Gül, Sakızcan. Bu arada atış esnasında tam da Gülay Türk'ün yüzüne geldi eli muhtemelen. Tabii ister istemez bazı çarpışmalar olabiliyor. İzliyoruz bu. Az önce Yasemin Kaya'nın golü Gülay'ın asistiyle pivotta bomboş kalmıştı. Bu da Fatma Gül'ün dirseğinin çarptığını gördük Gülay'a ve farkı tekrar 9'a çıkaran golü kaydetti Fatma Gül. Sakızcan blok yine Valeria Baranik'ten. Valeria Baranik savunmada çok önemli bir isim. Rus pivot. Çuvan'da oynadı geçtiğimiz 3 sezon boyunca. Ondan önce de Murat Paşa mesaisi vardı. Valeria Baranik'te. Top kaybı mı? Hayır. Faul düdü. Anna Kozayeva hareketlendirdi oyunu. Gülay Türk şimdi çaprazda tekrar Anna Kozayeva merkezde atış. Top bloktan dışarı gitti. Hücum Ego Spor'un. Maçın hakemleri Hamza Sükkan ve Halil Kılıç görüntüye yansıdı. Bir diyalog vardı Sevilay İmamoğlu Hocal'la. Herhangi bir blok teması olmadığını söyledi zannederim Sevilay. Pasif yarısı geldi bu arada Ego Spor hata için. Sol kanatta Holeşova. Dönmeye çalıştı Nurşah önünde. Faul. Maria Holeşova. Slovak sol kanat oyuncu şu ana kadar iyi bir performans ortaya koydu. 5 gole imza attı. Pasif yarısı devam ediyor. Gülay'ın atışı top ağlara gidiyor. Fark tekrar 8'e indi. 43. dakika. Kanatta Nurşah. Bıraktı Didem Hoşgör. O da sol kanada. Fatma Gül tekrar sete dönüyor. Konu çekip ayakla müdahale. Müdahale yapan Anna Kozayeva. Yasemin. Didem. Fatma Gül tekrar Didem merkezde. Bıraktı Yeliz. Destek geldi Nurşah. Didem. Sol kanat yine Fatma Gül Sakızcan. İdem Hoşgör yükseldi. Atış blokta kaldı. Yasemin Kaya. Bilge kavradı. Bıraktı Maria. Maria Holeşova. Maria Holeşova'ya gol izni vermiyor Sevilay İmamoğlu Hocal. Fark 8'de kaldı. İzliyoruz Holeşova. Sevilay İmamoğlu Hocal gol izni vermiyor. Holeşova orada bir aşırtma denedi zannederim ama Sevilay için kolay bir toptu. Durum 24-16. Ve Yalıkavak Spor Kulübü 2 dakika cezası aldı. Az önce hızlı atakta müdahale yapan Yasemin 2 dakika cezası alıyor. Biz az önceki pozisyonu tekrar izlerken Yasemin Şahin takımı eksik bıraktı. Didem Hoşgör görüntüde. Kübra bıraktı Didem. Fatma Gül pası Nurşah. Çapraz geçişler Yalıkavak'ta. Pasif hırası geldi bu arada atak için. Müdahale Yasemin'den faul güdüğü var. Sol kanat Fatma Gül ama Merve. Merve Bayrak. Gol izni vermiyor. Müthiş bir gol attı bu arada. Branka Konata. Karadağlı kendi gitti ve golü atıyor. Farkı 7'ye indirdi ev sahibi ekip. Yine eksik oynamayı sürdürüyor Yalıkavak Spor Kulübü. Pivotsuz bir hücum. Son 15 dakikaya giriyoruz artık. Yavaş yavaş 24-17'lik üstünlüğü var Yalıkavak Spor Kulübü'nün.
Deniz Yılmaz. Pası Didem Hoşgör. Didem kendi gittiği yerde faul düdüğü var. Ersemin Kaya. O da nispeten boy avantajını iyi kullanıyor tabii. Didem, Kübra, faul, Branka. Pasif uyarısı geldi bu arada Yalıkavak Spor Kulübü hata için. Kübra, Deniz'in atışı blokta zayıfladı. Merve gole izin vermedi. Hızlı hücum şansı yakalıyor. Ev sahibi ekip yeniden. Güray Türk pası, Branka, Baranik. Atış ama direkten döndü. Dönen top Bilge, Bilge'nin atışı topu ağlara gitti. İyi takip etti Bilge Öztürk. İzliyoruz. Günün suskun ismi Bilge. Aslında savunmada daha çok yorulduğu için diyebiliriz buna. Bilge Öztürk bu direkten dönen topu iyi takip ediyor ve golü atıyor. Farkı 6'ya indirdi Egospor. Yasemin'in cezası sona erdi bu arada. Yasemin oyunda yine yakın savunması sürüyor Bilge Öztürk'ün. Buket Yılmaz pivotta. Yeliz Yılmaz şimdi topla buluştu. Kübra Yılmaz. Çaprazda atışı Merve. Fark 6 sayıda kaldı. Merve Bayrak bu dakikalarda kurtarışlarıyla farkı azaltmayı başarıyor Egospor ve 7 metre kararı geliyor. İzliyoruz. Branka burada zorladı. Karar 7 metre. Gülay Türk çizginin gerisinde. İkinci kez atış topu ağlarda. 2'de 2 yapıyor 7 metrelerde. Egospor. Fark 5'e indi. Mola geldi. Mola alan Yalıkavak Spor Kulübü oluyor. Kıvanç Özcan'ın tabii farkın 5 sayıya kadar inmesiyle muhtemelen bir uyarıda bulunacak takımına. Fark 8 sayıya kadar çıkmış. Hatta daha da fark artacak izlenimi vermişti ama Yalıkavak Spor Kulübü bu son 5 dakikada gol atamadığı gibi, Merve bayrağı geçemediği gibi kalesinde çok kolay goller görmeye başladı. Önemli anlar görüntüye yansıyor. Son 13,5 dakika ve skor üstünlüğü hala Yalıkavak Spor Kulübü'nde. Skorerlere baktığımızda da Yeliz'in 8 golü, Anna Kozeva'nın ve Maria Horeshova'nın 5'er sayısı var. Nurşah Sancak Bey'in 5 golü öne çıktı Yalıkavak Spor Kulübü adına. Ve mola süresi sona erdi. Hücum Yalıkavak. Fark 5 sayı. Kübra. Yeliz. Atış dışarıda ve 7 metre. Yasemin yakın planda, Yasemin Kaya. Yeliz Yılmaz kalkamadı yerinden. İzliyoruz pozisyonun tekrarını. Sağlık ekibinden. Yeliz Yılmaz'a müdahale. Elif Nur Kevser. Müdahale yapan isim. Umarız ciddi bir şey yoktur Yeliz Yılmaz'ın. Tribünler görüntüye yansıyor. Aslında hafta içi mesaisi olması dolayısıyla tabii tribünlerde ciddi oranda bir boşluk var. Yeliz Yılmaz Kübra'nın desteğiyle kalktı, hareketlendi. Neyse ki sedye istemedi. Metre Nurşah çizginin gerisinde. Nurşah'ın atışı, Merve gol izin vermedi. Dönen topta yine Merve.
Merve Bayraktan iki kurtarış daha. Gülay zorladı. Faul düdüğü geldi. Gerçekten müthiş kurtarışlar geldi. Üst üste Merve Bayrak. İzliyoruz. Öncesinde ayağıyla çıkardı. Sonrasında orada yine bir ayak müdahalesi. Direğe çarpan top oyun alanına döndü. Ve bu 7 metrede gol gelmedi Yalıkavak için. Gülay çaprazda. Anna Kozeyeva için zor bir top. Branka. Faul. Faul ve 2 dakika cezası. Kübra Yılmaz. Eksik bırakacak Yalıkavak Spor Kulübü'nü. Dördüncü kez eksik oynuyor Yalıkavak Spor Kulübü. Böylelikle eksik savunma karşısında Ego Spor. Gülay kanada doğru. Maria pası. Branka tekrar. Anna Kozeyeva. Anna Kozeyeva yerde. Son 12 dakika maç için. Tempo bir hayli arttı. Anna Kozeyeva. Gülay atış topalarda. Fark 4'e indi. Ego Spor tekrar maça ortak oluyor. Bu goller farkı 4 sayıya kadar indiriyor. Gülay Türk golü attı. Grubu 24-20 yaptı ve kaleci kurtarışlarına baktığımızda 12 kurtarışla öne çıkıyor. Merve Bayrak'ın performansı. Bu arada oyuncu değişikliği sırasında bir hata mı oldu? Oyun hala hareketlenmiş değil. Eksik hücum Yalıkavak Spor Kulübü'nden yansıyacak. Hala 1 dakika cezası devam ediyor Kübra Yılmaz'ın. Dünya Taşiç bu arada oyunda. Topla buluştu, bıraktı Fatma Gül. Destek geldi Nurşah Sancak. Çapraz geçişler yapıyor Yalıkavak Spor Kulübü. Yeliz Yılmaz'ın atışı direkten dışarı gitti. Eli boş dönüyor yine Yalıkavak Spor Kulübü bu hücumda. Son 11 dakika 10 saniye. Anna Kozeyeva, Gülay, kanatta Maria. Maria Koleşova atış toparlarda. Farklı çeyindi bir anda. 11 dakika var maçın bitmesine ve skor 24-21 olarak yansıyor. Fark 3'e kadar indi. Koleşova 6. golünü imza attı. Durum 24-21. Dünya Taşiç. Yeliz. Yasemin bu arada oyun duruyor. Bilge yakın savunmadaydı. Onun müdahalesi. Yasemin yerde kaldı ve 2 dakika cezası alıyor Bilge Nur Öztürk. Buradaki müdahale tabi Yasemin'in adım adım peşindeydi bu geçen 40 dakikaya yakın bölümde. Ve sonuç olarak Bilge 2 dakika cezası aldı. Eksik oynuyor Ego Spor. Kanatta Nurşah. Nurşah Sancak. Fark tekrar 4'e çıkardı. 25-21. Her iki ekip de eksik oynuyordu. Şimdi cezası sona erdi. Kübra Yılmaz'ın yerine de Valeria Baranik girdi. Nurşah Sancak golü attı. 6. golü. 7 metre dışında Nurşah ve Maria Oleşova'nın 6'şar golü var. Kaleyi boşalttı bu arada ev sahibi ekip. Gülay. Pası pivota ama pas arası. Dünya Taşiç'ten orada bir faul düdüğü var. Son 10 dakikaya girdik. Anna Kozeyeva. Baranik müdahalesi. Faul. Yine bir faul düdüğü. Gülay. Gülay Türk. Pasif uyarısı var. Ego Spor için pas hakkı kalmadı. Anna Kozeyeva ve artık son buluyor. Pasif uyarısı ve pas hakkı kalmayınca hücum el değiştirdi. 6 pas hakkı var pasif uyarısı sonrası takımların ve
Eğer kaleyi bulmazlarsa, hücumu sonlandırmazlarsa bu 6 pas içerisinde hücumu değiştiriyor. Yasemin zor pozisyonda golü attı. Çok zor pozisyonda. Yasemin Şahin de golü buluyor. Yalıkavak. Oyun durdu bu arada. Skorboard'da bir problem var. Kim düzeldi? Şimdi tekrar hareketlenecek. 8,5 dakika var maçın bitmesine. Hatice Işık şimdi sol kanatta oyuna girdi. Az önce sağ kanattaydı Bilge Öztürk'ün 2 dakika cezası dolayısıyla çok yönlü bir sporcu. Hatice Işık. Ödülü. Ana Kozayeva'nın atışı, Semiray İmamoğlu Öcal'ın müdahalesi ve yine Ego Spor eli boş dönüyor yarı sahasına. Son 9 dakika kala tekrar Yalıkavak farkı artırmayı başardı. Bu arada orada bir topsal anda müdahale. Hücum faul ve Ego Spor atak yenilecek şimdi. Fark 5 sayı. Son 7,5 dakika. Bilge bıraktı Gülay. Anna merkezde. Branka. Hatta Gül faul yaptı. Gülay şimdi çaprazda. Yine bir faul düdüğü. Anna Kozayeva dönmeye çalıştı. Baran Ekim müdahalesi. Bir faul. Gülay pası Yasemin için zor top ama yine bir faul geldi. Pasif uyarısı devam ediyor direkten dönen top. Pasif uyarısı kalktı bu arada. Gülay atışı gerçekleştirdiği için direkten döndü. Hücum tazeleyecek yeniden Ego Spor. Ana Kozayeva. Gülay. Faul. Son 6 dakika. Ana Kozayeva kanada doğru ama Yasemin 6 metre yayı içerisinde topa hakim oldu ve hücum yine Ego Spor'un olduğu pasif bu arada geldi. Yine Ego Spor hata için. Anna'nın atışı, Branka müthiş bir blok yaptı. Hızlı hücum şansı yakalıyor. Yalıkavak ve Nurşah bitirdi. Nurşah Sancak farkı 6'ya çıkardı yeniden. Yalıkavak cevap veriyor bu son 3 dakikada. 4 farklı hatta 3'e kadar inen farka karşılık yeniden goller buldu. Farkı 6 sayıya kadar çıkarmayı başardı tekrar Yalıkavak Spor Kulübü. Hızlıcım istatistiği görüntüde. Bu arada Bilge golü attı kanatta. 9 hızlı hücumda 6 gol buldu Yalıkavak. Bilge Nur Öztürk farkı 5'e indiriyor. Bu arada oyun durdu. Zeminin temizlenmesi için maçın hakemi Hamza Sükan görevleri çağırdı. Son 5 dakikaya giriyoruz artık. Oyuncu değişikliği oldu Yalıkavak'ta. Bu arada Zehra Oğuz oyuna girdi. Son 5 dakika kala. Dünya. Buket bıraktı. Tekrar Dünya Taşiç. Yeliz Yılmaz oyunda bu arada. Dünya pası Zehra. Yeliz. Dünya Taşiç. Dünya'nın atış topu ağlara gidiyor. Sırp oyuncu çok güzel bir gol attı. İyi yükseldi. Fark tekrar 6'ya çıktı. Branka. Anna Kozayeva yerde ve 7 metre. 2 dakika cezası
Buket Yılmaz. Yalıkavak yine eksik oynayacak. Toplamda 5. kez ve pozisyonun tekrarı görüntüde. Gülay Türk çizginin gerisinde. Gülay'ın atış topu ağlara gitti. Üçte üç yapıyor Gülay Türk 7 metrelerde. Ve farkı 5'e indirdi Başkent ekibi. Eksik hücum. Kaleyi boşaltmadı Yalıkavak. Yakın savunma devam ediyor Bilge Öztürk'ten. Dünya Taşiç. Bıraktı Yeliz. Yeliz Yılmaz zorladı. Faul. Yasemin. Çaprazda Yeliz zorladı. Ve yine faul ve mola geliyor. Molayı alan Yalıkavak Spor Kulübü oldu. Faul pozisyonunun tekrarı. Fark 5 ve Yalıkavak için çok önemli bir avantaj. Son 3 dakika 47 saniye kala. Yalıkavak Spor Kulübü Avrupa Ligi ön eleme maçları oynadı. BTK Budapeşte karşısında istediği sonuçları alamadı. Geçtiğimiz sezonun son haftaları çok belirleyici oldu aslında Muğla ekibi için. Çünkü Yalıkavak Spor Kulübü EHF Avrupa Kupası'nda son 4 takım arasında adını yazdırdı ve finale kadar da çok önemli maçlar, çok önemli rakipleri geride bırakarak bir üst tura zirveye kadar yaklaştı. Ama pandemiden dolayı, koronavirüs salgınından dolayı birçok oyuncusunu oynatamadı ve Hırvatistan deplasmana gidemediği gibi EHF bu maçların oynanmasına da izin vermedi. Ve maalesef Yalıkavak Spor Kulübü bu aşamada finale gidecekken pandemiye yenildi ve bu sezon artık şampiyonluk hedefliyor konuk Yalıkavak. Faul düdüğü geldi. Bilge'nin müdahalesi. Pasif uyarısı var bu arada Yalıkavak hata için. Yasemin atış topu ağlara gidiyor. Yasemin Şahin. Fark 6'ya çıkardı yeniden Yalıkavak Spor Kulübü. Bu arada hızlı hücum şansı ve 7 metre mi? Hayır, evet. 7 metre kararı geldi. İkinci pozisyonda. Müdahale Anna Kozayeva'ya ve 7 metre kararı geliyor. Burada Gülay da yerde kalmıştı. Bir an bu sebepten oyunun durduğunu düşünerek tereddüt ettik ama yine bir 7 metre kazandı. Ego Spor toplamda 4. 7 metre atışı olacak Gülay Türk'ün. 29-23'lük üstünlüğü var Yalıkavak Spor Kulübü'nün. Kalede bu arada Esma Adnar. Esma gole izin vermiyor. Esma kaleyi devralır almaz 7 metreyi engelledi ve skor 29-23 olarak kaldı. 6 sayılık avantaj. Son 3 dakika. Zehra bıraktı. Dünya. Yasemin. Dünya Taşiç. Nurşah yükseldi ama bloktan zayıfladı. Sonrasında kaleci Merve'nin teması ve hücum Ego Spor'un. 2,5 dakika var maç için. Gülay Türk merkezde bıraktı Anna Kozayeva. Sağ kanatta Bilge. Bilge Nur Öztürk. Kanatta boşluklar buluyor. Bilge Nur Öztürk. Farkı 5'e indirdi bu golle. Atış blokta ve dışarı gitti. Hücum Yalıkavak. Hatice'nin yakın savunması var Yeliz Yılmaz'a. Bu arada Bilge'nin de Yasemin'e. Pasif yüresi var. Yalıkavak hata için Kübra elinden kaçırdı. Bıraktı Nurşah'a. Nurşah direğe geçemiyor. Son 2 dakika kala. Fark 5'te kaldı. Branka. Gülay. Kanatta. Hatice. Atış Gülay'dan. Blok. Hatice yine hareketlendirecek oyunu. Anna Kozayeva. Gülay'la paslaştı. Son 1 dakika 20 saniye maç için.
Gülay, Bilge, dar açı yine Bilge Öztürk. Ayakı dörde indirdi. Son 1 dakika 5 saniye kala. Durum 29-25 ve artık Yalıkavak galibiyete çok yakın. Bilge Öztürk. Toplamda 5. golüne imza attı. Bu da Yasemin ve Branca arasındaki ikili mücadele. Valia Branca arasındaki ikili mücadele sonrası kırmızı kart görüyor Yasemin Kaya. İşte bu pozisyonda. Maçta artık son 50 saniye ve 7 metre kullanacak Yeliz Yılmaz. Merve yine çizgide. Atış topu ağlarda. 30-25 fark 5'e çıktı son saniyelerde. Ve artık maçın son anları muhtemelen son hücum olacak. Son ana kadar. Hücumu sonlandırmayacak diye tahmin ediyoruz. Ego Spor top çeviriyor son 20 saniye kala. Durum 25-30 ve 5 gollü bir avantajı var. Son saniyelerde Yalıkavak Spor Kulübü galibiyete çok yakın. Atış topalarda Bilge'nin atışı yine. Son anlarda goller buldu Bilge ile Yalıkavak karşısında. Ev sahibi ekip ama bu goller maça ortak olmak, puan için yeterli olmadı. Toplamda 6. galibiyetini imza atan Yalıkavak Spor Kulübü 30-26'lık skorla evine 2 puanla dönüyor ve 12 puana yükseliyor. Zirveye ortak oluyor. Zirvedeki İzmir Büyükşehir Belediye ile puanları eşitlemiş oldu Yalıkavak Spor Kulübü böylelikle. Tekrarlayalım, Ankara Büyükşehir Belediye Ego Spor 26, Yalıkavak Spor Kulübü 30 ve kazanan Yalıkavak Spor Kulübü erteleme mücadelesinde galip geldi. Bu hanesine yazdırdığı 2 puanla zirveye ortak oldu Muğla ekibi. Bizler yavaş yavaş veda ediyoruz. Hafta içi mesaisinde yönetmenimiz Barış Kömez özelinde tüm ekip arkadaşlarımız adına güzel bir akşam temenni ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.